Tarihler 1 Kasım 1996'yı gösterdiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk yaşandı. Ülkemizde çok sesliliğin önü açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel radyosu First FM havaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle hoş geldiniz. Çok şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle mutlu bir güne beni de davet ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Mutluluğunuzu paylaşıyorum. Başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel radyosu First FM 1 Kasım 2023 tarihinde 27. yaş gününü kutluyor. Bundan tam 27 yıl önce özel yayıncılığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlatan First FM dolu dolu tam 27 yılı geride bıraktı. Halkın sesini dünyaya duyurmak amacıyla bu zor görevi üstlenen birinci medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci, bu meşakkatli yoldan alnının akıyla çıkarak Kıbrıs Türk halkını dünya ile buluşturmuştu. 1 Kasım 1997 yılında yayın hayatına başlayan First FM Radyosu, 27 yılda ülke özel yayıncılık alanında pek çok gencin yetişmesine vesile olurken, Kuzey Kıbrıs'ta yayıncılık alanında adeta bir devrim yarattı. Çok sesliliğe büyük katkı sağlayan First FM, özel yayıncılığa ön ayak olarak daha birçok özel radyonun yaşamımıza katılmasına da vesile olmuştur. First FM'in 27. doğum günü nedeniyle açıklama yapan First FM Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, First FM'in Kıbrıs Türk halkının demokrasi olan düşkünlüğünün en güzel ifadesi olduğunu kaydetti. TEK'in birinci açıklamasının devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel radyosu First FM'in kuruluşundan bugüne tam 27 yılı geride bıraktık. Radyomuz onlarca kardeş geldi. Radyolarımız tek seslilikten kurtulup adeta gökkuşağı gibi hayatın tüm renklerini yansıttı. Sesimiz o gün bugündür hiç susmadı. Çok sesliliğe yapılan bu büyük katkı, demokrasimizin gelişimine de önemli etki eden bir olay olmuştur ifadelerini kullandı. First FM'in özel yayıncılığı başlatmasıyla radyonun ardından televizyonların da devreye girmesine neden olduğunu vurgulayan Tekin Birinci, böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesinin ve haklı davasının dünyaya duyurulmasında da öncülük ettiğini kaydetti. Tekin birinci, First FM birçok gencin medya dalındaki gerçek okulu olmuştur. Bu yöndeki misyonu da aynen devam edecektir. Bugün 28. yıla merhaba derken, başta kurucumuz Ertan Birinci olmak üzere tüm emeği geçenleri saygıyla anıyorum. Aramızdan ayrılan büyüklerimize rahmetle anıyorum dedi. First FM'in kurucusu ve Birinci Medya Kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci ise yaptığı açıklamada, bugün sadece First FM'in değil, özel yayıncılığın da doğum günüdür. Bir milattır çok seslilik temelinin atıldığı gündür, çok değerli ve anlamlı bir gündür. Bugüne kadar bize destek veren halkımıza ve medya kuruluşlarımıza emek veren tüm personelimize cani gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 1 Kasım 1996 yılında zamanın başbakan yardımcısı Serdar Denktaş'ın özel izniyle yayın hayatına başlayan First FM bugün halen 90.0 frekansında Kıbrıs Türk'ünün sesi olmaya devam ediyor.